Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere doğanın en korkutucu ve tehlikeli hayvanlarından bazılarını tanıtacağım. Hadi hep beraber hem karada hem de suda yaşayan bu vahşi hayvanların nasıl bir korku kaynağı olabileceğini keşfedelim. Kendinizi hazırlayın çünkü bu hayvanlar timsahların bile korktuğu türden. Hazırsanız hadi başlayalım. Dev susamuru. Dev susamurları Güney Amerika sularında yaşayan muhteşem yaratıklardır. Boyuncu ve sosyal hayvanlar 2 metre uzunlukları ve 40 kilo ağırlıklarıyla etkileyici boyutlarıyla ünlüdürler. Sevimli ve nazik görünmelerine rağmen beklenmedik bir yetenekleri vardır. Doğanın en büyük yırtıcılarından biri olan timsahla başa çıkabilirler. Güçlü çeneleri, devasa boyutları ve sinsi doğalarıyla timsahlar genellikle korkutucu yırtıcılar olarak kabul edilir. Ancak dev bir susamuru ile karşılaştıklarında kendilerini karşılaşmanın kaybeden tarafında bulabilirler. Susamurlarına büyük ölçüde avantaj sağlayan diğer bir özellikleri ise hızlarıdır. Suda saatte 25 km hıza ulaşabilirler. Bu da onları daha yavaş hareket eden timsahlara karşı zorlu rakipler haline getirir. Kıvrak ve aerodinamik vücutları suda hızlı hareket etmelerini sağlayarak sürüngenlere sürpriz saldırılar yapmalarına olanak tanır. Dev susamurlarının bir diğer avantajı da keskin ve güçlü dişleridir. Uzun köpek dişleri ve güçlü çeneleriyle timsahların hayati organlarına ciddi hasar verebilecek ölümcül ısırıklar atabilirler. Dahası susamurları olağanüstü bir çene gücüne sahiptir. Bu da avlarını sıkıştırırken muazzam bir güç uygulamalarını sağlar. Bununla birlikte avlanma hünerlerinin en etkileyici yönü şüphesiz ki takım çalışmalarıdır. Dev susamurları genellikle bir alfa erkek ve dişi tarafından yönetilen 3 ila 10 kişilik aile grupları halinde yaşarlar. Bir timsalla karşılaştıklarında bu ekip çalışması başarıları için çok önemli hale gelir. Çabalarını koordine ederek sürüngeni alt edebilir ve zayıflıklarından faydalanabilirler. Timsahın etrafında hızla yüzerek kuyruğunu ısırarak ve hatta sırayla dalıp farklı açılardan saldırarak dikkatini dağıtmaya çalışabilirler. Susamurlarının birleşik gücü ve stratejik planlaması timsahın kendisini savunmasını son derece zorlaştırır. Hipopotamlar. Hipopotamlar halsiz görünümleri ve otçul beslenmeleri nedeniyle uysal canlılar olarak görülebilir. Ancak çoğu insanın beklemediği inanılmaz bir güce sahiptirler. Bahsettiğim şey timsahlarla başarılı bir şekilde savaşma ve onları öldürme yeteneği. Timsahlar genellikle güçlü çeneleri olan oldukça yırtıcı olarak görülse de su aygırıları hafife alınmamalıdır. Bu yarı sucul memeliler devasa boyutları, katıksız güçleri ve bölgesel doğalarıyla bilinir. Bu da onları herhangi bir çatışmada zorlu rakipler haline getiriyor. Bir su aygırının cephaneliğindeki ana silahlarından biri inanılmaz ısırma gücüdür. Bir su aygırının ısırığı inç kare başına yaklaşık 800 kilogram tahmini çene basıncıyla hayvanlar alemindeki en güçlü ısırıklar arasındadır. Bu inanılmaz güç su aygırlarının muazzam bir kuvvetle ısırmalarına, kemikleri kolayca kırmasına ve hatta bir timsahı ikiye bölmesine olanak tanır. Su aygırlarının sahip olduğu bir diğer avantaj da devasa boyutları ve ağırlıklarıdır. Yetişkin erkek su aygırları 3000 kilo ve daha ağır olabiliyorken timsahlar genellikle 500 ila 1500 kilo arasında değişir. Bu muazzam kütle su aygırlarına karşılaşmalarda önemli bir avantaj sağlayarak ağırlıklarını kendi avantajlarına kullanmalarını ve potansiyel olarak bir timsahı alt etmelerine olanak tanır. Buna ek olarak su aygırlarının kalın ve sert derileri doğal bir zırh görevi görerek onları timsah ısırıkları da dahil olmak üzere çoğu yırtıcı hayvan saldırılarından korur. Sonuç olarak bir su aygırı timsah ısırığına önemli bir yaralanma olmadan dayanabilir. Su aygırı ayrıca güçlü çeneleriyle timsaha misilleme yapabilir ya da ağırlığını kullanarak sürüngeni ezebilir ve ona hükmedebilir. Su aygırları aynı zamanda son derece bölgesel hayvanlardır. Bölgelerini ve yavrularını timsahlar da dahil olmak üzere her türlü potansiyel tehdide karşı şiddetle savunurlar. Bir timsah su aygırının bölgesini işgal ettiğinde şiddetli bir tepkiyi tetikleme riski taşır. Cüssesine rağmen inanılmaz bir çeviklik sergileyen su aygırı timsahın üzerine atılır ve saldırganı kolayca çiğneyerek ya da ısırarak önemli bir hasara yol açabilir. Fil. Olağanüstü güç ve zekaya sahip görkemli yaratıklar olan filler genellikle diğer türlerle, özellikle de timsahlarla çatışmaya girmezler. Ancak nadir durumlarda koşullar fil için uygun olduğunda bir timsahı potansiyel olarak alt edebilir ve tehdit edebilir. Fillerin devasa boyutları timsahlarla karşılaşmalarında da avantajdır. Birkaç ton ağırlığında olabilir ve genellikle de kendilerini savunmak için muazzam bir güce sahiptirler. Bir fil yakınlarda gizlenen bir timsah gördüğünde devasa vücudunu hızla hareket ettirebilir, ağırlığını sürüngenin kırılgan formuna kuvvetle çarparak potansiyel olarak ciddi yaralanmalara neden olabilir ve hatta kısaca onu ayakları altında ezebilir. Dahası filler tehlike anında olağanüstü silahlar olarak kullanılabilen son derece koordineli hortumlara da sahiptir. İnanılmaz bir koku alma duyusu ve el becerisine sahip olan filler bir timsahın yerini tespit edebilir ve buna göre tepki verebilir. Hortumlarını kullanarak nesneleri hassas bir şekilde yakalayabilir, fırlatabilir ve manipüle edebilir.
Bir ölüm kalım senaryosunda bu güçlü uzantı timsahı kavrayıp parçalamak, etkisiz hale getirmek ya da tuzağa fırlatmak için kullanılabilir. Filler ayrıca timsaha karşı caydırıcı bir unsur ya da silah olarak kullanılabilecek keskin dişlere sahiptir. Üst kesici dişlerden çıkan bu fil dişi dişler uzun ve serttir. Hayatı tehdit edildiğinde bir fil, timsahın savunmasız postunu delmek için dişleriyle öne doğru hamle yapabilir ve potansiyel olarak ağır yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir. Dev anakonda. Dev bir yılan olan anakonda, korkutucu doğasına rağmen timsahları alt etme ve öldürme yeteneğine sahiptir. Anakondalar özellikle de yeşil anakonda dünyanın en büyük ve en ağır yılan türleri arasında yer almalarıyla ünlüdür. İnanılmaz bir güce sahip olan bu zehirsiz yılanlar en güçlü düşmanları bile alt edebilen zorlu yırtıcılardır. Anakondalar ve timsahlar arasındaki karşılaşmalar söz konusu olduğunda denge biraz yılan benzeri devlerin lehine değişiyor. Anakondalar en zorlu timsahları bile alt etmelerini sağlayan bazı evrimsel avantajlara sahiptir. Anakondalar kaslı vücutlarını avlarının etrafında sarmalarını sağlayan şaşırtıcı bir esnekliğe sahiptir. Bu benzersiz özellik kurbanlarını daraltıp boğarak öldürmelerini sağlar. Bir anakonda bir timsah yakaladığında kendisini sürüngenin vücudunun etrafına sararak ona muazzam bir güç dayatır. Bu boğma işlemi timsahı daha da zayıflatır çünkü anakonda timsahın aldığı her nefeste daha da sıkılaşır. Anakondanın anatomisi etkileyici bir dizi diş ve çene içerir. Bir timsahınki kadar korkutucu olmasalar da yine de derin yaralar açabilirler. Bir timsahla mücadeleleri sırasında anakondalar sürüngenin boynunu, uzuvlarını veya hayati bölgelerini kavramak için çeneleriyle manevra yaparak kendilerini avantajlı bir konuma getirmeye çalışırlar. Bu stratejik ısırma ve tutma timsahı yormaya, direncini zayıflatmaya ve yılana üstünlük sağlamaya yarar. Anakondaların doğal yaşam alanları teraziyi kendi lehlerine çevirmelerinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu yılanlar tipik olarak basaklıklar ve yavaş akan nehirler gibi bol su bulunan bölgelerde yaşarlar. Yarı sucul olan ve vücut ısılarını düzenlemek için büyük ölçüde suya bağımlı olan timsahlar da genellikle aynı habitatlarda bulunur. Bölgelerinin örtüşmesi nedeniyle anakondalar paralel avlanma teknikleri geliştirerek avlarına etkili bir şekilde adapte olmalarını sağlamıştır. Aşinalık unsuru anakondaların timsahları başarılı bir şekilde hedef almasına ve üstesinden gelmesine katkıda bulunur. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda anakondaların korkunç şöhretlerine rağmen timsahları öldürebildikleri ortaya çıkmakta. Olağanüstü güçleri, eşsiz esneklikleri, stratejik ısırıkları ve suda yaşamaları sayesinde anakondalar bu cesur karşılaşmalarda üstünlüğü ele geçirmekte. Jaguar. Amerika kıtasındaki en iyi yırtıcılardan biri olan jaguarlar, çeşitli avları etkili bir şekilde avlama ve öldürme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Zorlu düşmanları arasında büyüklükleri ve güçlükleriyle bilinen timsahlar da vardır. Ancak jaguarlar bu zorlu sürüngenlerin üstesinden gelmelerini ve üstün avlanma becerilerini göstermelerini sağlayan özel taktikler ve adaptasyonlar geliştirmiştir. Jaguarın güçlü çeneleri insanları yenmede çok önemli bir silahtır. Isırma kuvvetleri hayvanlar alemindeki en güçlü ısırıklardan biridir ve avlarını anında etkisiz hale getirebilecek ezici ısırıklar yapmalarını sağlar. Jaguarlar boyun ya da kafatası gibi hassas bölgeleri hassas bir şekilde hedef alarak timsahlara hızlı ve ölümcül bir saldırı sağlar. Dahası jaguarlar uzman yüzücülerdir ve bu su becerileri özellikle su ortamlarında timsahlarla savaşırken avantaj sağlar. Timsahlar yüzme yetenekleriyle ünlü olsa da jaguarlar sürüngen meslektaşlarıyla eşleşmelerini veya onları geçmelerini sağlayan bir güç, çeviklik ve hız kombinasyonuna sahiptir. Suda ustalıkla gezinebilirler ve beklenmedik açılardan saldırılar düzenleyerek timsahları şaşırtabilirler. Bir kez daha olağanüstü çene güçleri devreye girerek timsahın kafasını veya boynunu ezmelerine ve onu başarıyla öldürmelerine olanak tanır. Dahası jaguarlar timsahları pusuya düşürürken avlanma tekniklerinin bir parçası olarak stratejik gizlilik kullanırlar. İnanılmaz kamuflajlarını kullanarak ormanlarda, bataklıklarda veya nehirlerde profesyonelce gizlenirler. Bu olağanüstü yetenek jaguarların timsahlara fark edilmeden yaklaşmasını ve avcı ile av arasındaki mesafeyi daraltmasını sağlar. Sessiz ve titiz hareketlerle hedeflerine fark edilmeden yaklaşabilir, sürpriz unsurunu en üst düzeye çıkarır ve timsahın karşı saldırı olasılığını azaltırlar. Jaguarların fiziksel özelliklerinin yanı sıra hem işitsel hem de görsel duyuları da son derece gelişmiştir. Olağanüstü görme duyuları sudaki veya karadaki en ufak bir hareketi tespit ederek potansiyel avlarını belirlemelerine yardımcı olur. Timsahları uzaktan gözlemlerken jaguarlar davranışlarını dikkatle analiz eder. Herhangi bir savunmasızlık belirtisi veya potansiyel bir saldırı fırsatı ararlar. Bu dikkat ve keskin farkındalık jaguarlara zorlu rakiplerine karşı ek bir avantaj sağlıyor. Aslan.
Savana'nın görkemli kralları olan aslanlar bölgelerindeki en zorlu yırtıcıları bile alt etmelerini sağlayan olağanüstü bir güce sahiptir. Aslanlar bir timsalla karşılaştıklarında dikkatli ve hassas davranmaları gerektiğini anlarlar. Timsallar genellikle su kütlelerinde yaşar ve şüphelenmeyen avlarını aşağıdan pusuya düşürme yeteneklerini kullanırlar. Bunu hisseden aslanlar sabırla gözlem yapar ve saldırmak için mükemmel fırsatı beklerler. Aslanların en büyük avantajlarından biri koordinasyon ve ekip çalışmasıdır. Bu sosyal kedigiller türler halinde avlanırlar. Bu da etkili bir şekilde işbirliği yapmalarına ve strateji geliştirmelerine olanak tanır. Timsahlar genellikle yalnız avlandıkları için yalnız doğaları bir grup koordineli aslanla karşılaştıklarında bir dezavantaja dönüşür. Saldırı genellikle aslanın savunmasız bir anı, belki de timsahın dikkatinin dağıldığı ya da güneşin tadını çıkardığı bir anı tespit etmesiyle başlar. Ani bir hız patlamasıyla aslan sürüngene doğru hamle yaparak dengesini bozmayı ve onu alt etmeyi hedefler. Güçlü ön ayakları ve keskin pençeleri timsahın savunmasız karnını yararak müthiş bir silaha dönüşür. Timsahın tehditlere karşı iyi donanımlı zırhı dış görünüşüne rağmen aslanlar bu savunmanın üstesinden gelmek için etkileyici teknikler geliştirmiştir. Aslanlar boğaz ya da gözler gibi daha yumuşak bölgeleri hedef alarak sürüngenin misilleme yapma kabiliyetini azaltabilir. Ölümcül ısırıklar atabilen çeneleriyle bu büyük kediler bir timsahın kafasını ezebilir ya da hayati organlarına ciddi hasar vererek hızlı bir zafer kazanmalarını sağlayabilir. Aslanlar ayrıca kapana kısılmış bir timsahın güçlü çenelerinden ve kuyruk darbelerinden kaçmalarını sağlayan olağanüstü bir çevikliğe sahiptir. Hızlı refleksleri sürüngenin saldırıları etrafında manevra yapmalarını sağlayarak kendi savunmasızlıklarını en aza indirir. İlk bakışta eşit olmayan bir karşılaşma gibi görülebilir. Ancak üstün avlanma becerileri ve fiziksel yetenekleri sayesinde savananın kralı galip gelir. Aslanların timsahlar üzerindeki hakimiyeti bu muhteşem yırtıcıların amansız gücünü ve uyum yeteneğinin bir kanıtıdır. Kaplanlar. Kaplanlar Asya'nın çeşitli habitatlarında bulunan güçleri ve çeviklikleriyle ünlü apex yırtıcılardır. Özellikle geyik ve domuz gibi toynaklı hayvanlarla beslenmelerine rağmen kaplanların timsahlar da dahil olmak üzere zorlu rakipleri alt etme konusunda etkileyici bir yetenek sergiledikleri bilinmekte. Bir kaplanın yolu bir timsahla kesiştiğinde durumu dikkatlice değerlendirir. Kaplanların keskin görme, olağanüstü işitme ve keskin koku alma duyularına sahip olmaları pusuda bekleyen bir timsahın varlığını belli etmeden önce onu fark etmelerini sağlar. Güvenli bir mesafeden gözlem yapar, çevreyi inceler ve stratejilerini planlarlar. Kaplanın avantajı çevikliğinde yatar. Kaplanlar usta yüzücüdürler ve su kütleleri arasında kolaylıkla gezinebilirler. Timsah çok şaşırtan kaplan suya dalar ve fark edilmeden hareket etmeye başlar. Timsahlar avlarını daha çok karada bulmaya alışık oldukları için bu gizli yaklaşım çok önemlidir. Mesafeyi kapattıktan sonra kaplan timsahın vücudundaki hassas noktaları hedef alarak saldırı açısını dikkatlice seçer. Kaplanın güçlü çenesi, jilet gibi keskin dişleri ve güçlü boyun kaslarıyla timsahın hayati bölgelerini ezmeyi veya etkisiz hale getirmeyi amaçlayan saldırı sırasında muazzam bir güç uygular. Buna ek olarak kaplanların ön bacaklarında büyük bir güç olduğu bilinmekte. Bu kas gücü büyük ve keskin pençeleriyle güçlü vuruşlar yapmalarını sağlıyor. Bu pençe darbeleri timsahı ciddi şekilde yaralayabilir ve hatta etkisiz hale getirerek son darbeye karşı savunmasız bırakabilir. Bir timsahın zırhlı postu, kaslı kuyruğu ve korkunç ısırığı gibi güçlü savunma mekanizmalarına rağmen yine de kaplanın amansız saldırılarının kurbanı olabilir. Sizce en güçlü hayvan hangisi? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.